Bugün ne yapsak? Eski Mısır'a bir gezi mi? Orta çağa bir yolculuk mu? Yoksa uzak gelecekte bir tur mu atsak? Gerçek bir zaman makinemiz olsaydı bu sorunun cevabı son derece heyecan verici olurdu. Zaman kaymaları ve istem dışı zaman yolculuğu hikayeleri tarih boyunca iddia edilmiştir. Ancak bunların nasıl oluştuğunu veya gerçekten zaman kaymaları mı, halüsinasyon ya da uydurma mı olduğunu kimse bilmiyor. Teoride zaman genişlemesi olarak bilinen şeyin bir sonucu olarak geleceğe yolculuk yapmak mümkündür. En azından Albert Einstein'ın izafiyet teorisi böyle söylüyor. Ancak bir kişinin geçmişe de gidebileceği gerçeği bilim insanları arasında uzun süredir sorgulanmaktadır. Zaman yolculuğu fikri her ne kadar heyecan verici olsa da unutmamamız gereken bir şey var. Geleceğe veya geçmişe yolculuk hala kurgudan ibaret. Zamanın dokusunu kırmayı ve insanlığın bu asırlık rüyasını gerçeğe dönüştürmeyi henüz kimse başaramadı. Yoksa başardılar mı? Bazı insanların zaman yolculuğunun inkar edilemez kanıtı olarak kabul ettiği bazı gizemli olaylar gerçekleşti. Bugün sizinle bu inanılmaz olayları inceleyeceğiz. İyi seyirler. Sekiz numara. Zamanda Yolculuk Oteli. 1979'un Ekim ayıydı ve nihayet beklenen zaman geldi. Aylarca süren yoğun çalışmaların ardından arkadaş olan iki evli çift bir tatili hak etti. Geoff ve Pauline tatillerini arkadaşları Len ve Cynthia ile İspanya'da geçirmeye karar verdiler. İspanya'ya varabilmek için önce Fransa'dan geçmeleri gerekiyordu. Bu yüzden Montelimar kasabası yakınlarında kalacak bir yer aradılar. Gittikleri ilk motel çok kalabalık olduğu için aramaya devam ettiler. Nihayetinde duvarları eski moda sirk afişleriyle dolu tarihi binaların sıralandığı bir sokağa çıktılar. Neyse ki çiftlerin şansı bu sefer yaver gitti. Grup hemen giriş yapabileceği bir otel buldu. Tesiste asansör veya telefon olmaması tuhaftı. Tatilciler bu durumun otelin eski moda tarzından kaynaklandığını düşündüler. Giriş yaptıktan sonra tuhaflıklar devam etti. Odalar da garip şekilde modası geçmiş görünüyordu. Kapılarda kilit yerine sürgü vardı. Çarşaflar yıllardır çarşaf olarak kullanılmayan ucuz patiska kumaşındandı. Bu garipliklere rağmen iki çift geceyi otelde geçirdi. Ertesi sabah kahvaltıya indiklerinde üç kişi daha otele girdi. Kapıdan giren kadın eski moda, ipek bir elbise giyiyordu. Diğer iki polis memurunun üniformaları ise 70 yılı aşkın bir süredir kullanılmıyordu. Otelden çıkış yapma zamanı geldiğinde iki çift içinde hoş fakat ilginç bir sürpriz yaşandı. Fiyat neredeyse anlamsız derecede düşüktü. Grup tatillerine devam edip İspanya'da iki hafta geçirdikten sonra dönüş zamanı gelmişti. Çiftler bu sefer de tuhaf ama ucuz otelde bir mola vermek istedi. Yani oteli bıraktıkları yerde bulabilselerdi bunu yaparlardı. Grup kendisini eski evler ve sirk ilanlarıyla dolu aynı sokakta bulsa da otelden eser yoktu. Bununla birlikte otelde çektikleri tüm fotoğraflar kaybolmuştu. Ancak fotoğraf makinesindeki azalan filmler fotoğrafların çekildiğini kanıtlar nitelikteydi. 1980'lerde Len ve Cynthia kasabadan bir kez daha geçtiler. Oteli tekrar aradılar fakat bulamadılar. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Bu hikayenin bilindik yöntemlerle açıklanamayacağına inananlar çiftlerin bir zaman yolculuğu yaşadığına inanıyorlar. Başka bir deyişle otel kısa bir süreliğine geleceğe yolculuk yaptı. Bu durumun doğruluk ihtimali beraberinde kimi soruları da getirdi. Otel çalışanları konukların modern kıyafetlerine neden şaşırdı? Daha da önemlisi günümüz parasını nasıl oldu da kabul ettiler. 7 numara. Geleceğe sürüş. Charlie ve Liam adındaki iki arkadaş 20 Ekim 1969'da hayret verici ve anlamlandırılamayan bir tecrübe yaşadılar. Arabadaki ikili otoyolda ilerliyordu. Yan taraflarında da tamamen yeni görünen 1940 plakalı eski model bir araba vardı. Başlarda bu, araba fuarına giden tutkulu bir koleksiyoncunun aracı gibi göründü. Yine de tuhaf bir durumdu çünkü böyle antika araçların tören gibi özel durumlar dışında trafiğe çıkarılması yasaktı. Ancak daha yakından bakıldığında sözde eski model araba tutkununun 1940'lardan kalma kıyafetler giymiş genç bir kadın ve küçük bir çocuk olduğu ortaya çıktı. Arkadaşların yaşadığı kafa karışıklığı yerini hızla endişeye bıraktı. Aracın içindeki kadın oldukça paniklemiş gibi görünüyordu. Daha önce hiç görmediği bir yere düşmüş gibi etrafına bakıyor, olan biteni anlamlandırmaya çalışıyordu. Gözyaşları içindeydi ve her an bayılacak gibi görünüyordu. Liam hemen pencereyi araladı ve kadının yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Kadın başını hafifçe sallayarak olumlu yanıt verdi. İki arkadaş klasik aracın önüne geçerek sürücüyü durdurdular ve araçlarından indiler. Ancak arkalarına döndüklerinde eski model arabadan eser yoktu. Ne olduğunu anlamlandıramayan Charlie ve Liam yola devam etmeye karar verdi. Tahmin edin ne oldu? Neredeyse aynı olay tekrar yaşandı. Arkadaşlar kenara çekti ve arkalarına döndüklerinde araç yine ortadan kaybolmuştu.
Olaydan birkaç dakika sonra başka bir araç yanlarında durdu. Sürücü panikle arabadan indi ve kafası karışmış arkadaşlara az önce ne olduğunu bilip bilmediklerini sordu. Çünkü önündeki klasik araba öylece gözden kaybolmuştu. Üçü de yaklaşık bir saat kadar kayıp arabayı aradılar ancak bulamadılar. Sizce gizemli kadın gerçekten zamanda yolculuk edip sonra geçmişe geri dönmüş olabilir mi? 6 numara, uzaylı istilası uyarısı. Ekim 2017'de ABD'nin Wyoming eyaletindeki polis memurları gelecekten gelmiş gibi davranan bir adama dair ihbar aldılar. Kendini Brian Johnson olarak tanıtan adam, dünyayı kurtarmakla görevlendirildiğini söyledi. Söylediğine göre 2048 yılından gelmişti. İnsanlığı yok etme amacıyla yaklaşmakta olan şeytani bir uzaylı ırkı hakkında insanları uyarmak için uzaylılar tarafından buraya gönderilmişti. Ancak 2018'e gitmesi gerektiğini, makinesinin yanlış hesaplamalar yaparak onu çok geriye gönderdiğini söyledi. Polis adamın tuhaf davrandığını ve alkol koktuğunu belirtti. Johnson ise bu durumu uzaylıların zaman yolculuğunda hayatta kalabilmesi için ona alkol verdiğini söyleyerek açıkladı. Elbette bu inanmak için biraz fazla zorlamaydı. Adam bir hastanenin acil servisinde olay çıkarmanın yanı sıra polislere kasabanın başkanıyla konuşması gerektiğini söyledi. Bulundukları 60 bin nüfuslu kasabada böyle bir ünvana sahip bir devlet görevlisi yoktu. Sonunda memurlar onu içeri aldı ve ayılana kadar bir hücrede bekletti. Umarız galaksinin koruyucusu dersini almıştır. 5 numara. İspanyol askerin uzay ve zamanda yolculuğu. Şimdiki hikayemiz 1593 yılının Ekim ayında kendini bir an Meksika'daki Plaza Mayor'da bulan Gil Perez adında bir İspanyol askerinin etrafında dönüyor. Gil Perez, Filipinlerin İspanyol kolonisi oluşunun ilk yıllarında görev yapan bir İspanyol askeriydi. Söylentiye göre saray muhafızı olan Perez, baş dönmesi ve bitkinlik çekmekteydi. Asker başını birkaç saniyeliğine yasladığı duvarda uyuyakaldı ve uyandığında Meksika'da Filipinler'den tam 14.210 kilometre uzaktaydı. İspanyol askerler tarafından fark edilen Perez sorguya çekildi. Kafası karışık asker, Filipinlerin başkenti Manila'nın valisini tanıdığını söyledi. Ayrıca valinin 25 Ekim 1593'te öldürüldüğünü belirtti. Ancak yetkililer o günün 24 Ekim olduğunu söyleyerek Perez'i askerden firar ve büyücülükten tutukladı. Yaklaşık 2 ay sonra Manila'dan bir gemi geldi ve halka valinin gerçekten 25 Ekim'de suikaste uğradığını bildirdi. Gemideki adamlardan biri de gardiyanlara Ekim'in 23'ünde Manila'da asker Gil Perez'i gördüğünü söyledi. Ancak Perez 24'ünde Meksika'da olduğuna göre bu mümkün olamazdı. Asker sonunda serbest bırakıldı. Kulağa oldukça uçuk gelse de insanlar yüzyıllardır bu hikayeye mantıklı bir açıklama getirmeye çalışıyorlar. Bu adamın gerçekten zamanda yolculuk yapmış olması mümkün mü? 4 numara, Victor Goddard. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Victor Goddard, 1935 yılında İskoçya'daki bir havalimanını kontrol etmek üzere görevlendirildi. Komutan Andover'dan havalimanının bulunduğu Drem kasabasına doğru yola çıktı. Ancak artık 1. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen tesisin bir zamanlar sahip olduğu ihtişamdan geriye pek bir şey kalmamıştı. Havalimanının eski hareketli günleri yerini çoktan harap olmuş ve bitkilerle dolmuş sığınaklara bırakmıştı. Birden bir açıklanamayan bir şey oldu. Victor, direme yaklaşırken uçağı aniden tuhaf bir fırtınaya yakalandı. Uçak o kadar sert sarsıldı ki pilot bir an için kontrolü kaybettiğini düşündü. Uçak dengesini bulmadan kısa bir süre önce bulut örtüsü temizlendi ve neredeyse inanılmaz bir şey ortaya çıktı. Daha önce harabe binaların çürüyüp gittiği yerde artık tamamen işlevsel bir havalimanı vardı. Yerde bulunan parlak sarı renkli 4 uçak Victor'un dikkatini çekti. Bu renk Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin rengi değildi. Ayrıca uçak modellerinden birini daha önce hiç görmemişti. Yer personeli de Victor'un askerleriyle aynı kıyafeti giymiyordu. Pilot bu garip sahneyi anlamlandıramadan uçağı bulutlu bir çamur fırtınasında tekrar gözden kayboldu. Neyse ki deneyimli komutan Andover'a yara almadan dönmeyi başardı. Peki gerçekten ne olmuştu? Şöyle geçmişe dönüp baktığımızda Victor gerçekten bir Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünün üzerinden uçmuştu. Sorun şu ki 1935'te böyle yeni bir havalimanı yoktu. Hatta İngiliz Hava Kuvvetleri 1939 yılına kadar uçaklarını sarıya boyamaya bile başlamamıştı. Komutanın gördüğü farklı kıyafetler ve bilinmeyen uçak tipi de bu zamanlarda ortaya çıktı. Koşullar göz önüne alındığında Victor, beklenmedik bir şekilde bir zaman yolcusu olduğuna ve gelecekte yaşanacak bir sahneye şahit olduğuna tamamen ikna oldu. Ancak İngiltere, komutanın söylemlerini duymazdan geldi. Birçok kişi Victor'un hikayeyi dikkat çekmek için uydurduğunu düşündü. 3 numara, gizemli melodi. Raul Rio Centeno, Perulu bir doktor ve paranormal araştırmacıdır.
Centeno birkaç yıl önce doktorluk kariyerindeki en gizemli hastayla karşılaştı. Doktorun muayenehanesine gelen kadının sinir sistemi bitik durumdaydı. Vücudunun yarısını hareket ettiremiyordu. Ancak doktor bu tek taraflı felci hiçbir şekilde anlamlandıramadı. Çekilen tomografi ve yapılan testler hastanın fiziksel olarak tamamen sağlıklı olduğunu gösterdi. Bu gizemli vaka Centeno'nun ilgisini çekti ve hastanın hikayesini sordu. Hasta, gizemli hastalığından kısa bir süre önce arkadaşlarıyla kamp yapmaya gittiğini söyledi. Kamp alanı, And dağlarındaki kayalık Marca Huasi platosu yakınlarındaydı. Arkadaş grubu bir akşam bir yerden müzik sesi geldiğini fark etti. Grup, melodinin kaynağını bulmak için kayalıklara yöneldi. Biraz ilerledikten sonra küçük bir taş kulübeyle karşılaştılar. Kulübenin içinde ışık yanıyordu. Dahası, binanın içindeki tuhaf insanlar çılgınca dans ediyordu. Merakına yenik düşen hasta, gördüğü gerçek dışı sahneye yaklaştı. Garip olan şey ise kulübeye yaklaştıkça göğsündeki baskı hissinin artmasıydı. Ancak kadın hissettiği korkuyu görmezden geldi ve açık kapıdan başını uzattı. Gördüğü şey hayatında karşılaştığı en tuhaf sahnelerden biriydi. Kulübenin sakinleri modası yüzyıllar önce geçmiş giysiler içindeydi. Bir kostüm partisi olamazdı çünkü kulübedeki her şey adeta yüzyıllar öncesinden kalmaydı. Anlamlandıramadığı bir his kadını içeri girmeye ikna etti. Tam o sırada arkadaşlarından biri tarafından omzundan tutulup geri çekildi. İşte o anda hasta, vücudunda bir sancı hissetti ve sonrasında kulübeye giren tarafta bir his kaybı gerçekleşti. O zamandan beri kadın, vücudunun bir tarafını hareket ettiremez hale geldi. Bazı paranormal uzmanlar, kadının başka bir boyuta seyahat etmek üzere olduğunu iddia etti. Gerçekten kabine girmiş olsaydı ne olurdu bilemiyoruz ancak diğer araştırmacılar binanın kelimenin tam anlamıyla zamanın dışında kaldığını belirtti. Yani evren ve zaman kendi içinde işlerken kulübe bu döngünün dışında kalmıştı. Zaman yolculuğu teorisi dışında bu tuhaf hikayenin arka planında dünya dışı faaliyetler de yer aldı. 2 numara. CIA Zaman Yolculuğu Programı Pegasus Projesi. Avukat Andrew Basiago da bir zaman yolcusu olduğunu iddia edenler arasında yer alıyor. Kendisi Pegasus projesi olarak bilinen bir CIA zaman yolculuğu programı sayesinde hem geçmişi hem de geleceği görebildiğini belirtti. Proje 1962 ve 1972 yılları arasında gerçekleştirildi. Geçmiş devlet başkanlarıyla iletişim kurmak, insanları Mars'a ışınlamak ve hatta uzaylılarla ilişki kurabilmek için tasarlandı. Basiago, Abraham Lincoln'un ünlü Gettysburg konuşmasına şahit olduğunu, ayrıca 1980'lerde Barack Obama ile Mars'ı ziyaret ettiğini söyledi. İlk ışınlanma tecrübesi ise 10 yaşındayken New Jersey'den New Mexico'ya gitmesiyle gerçekleşmişti. Elbette bunlar iddialardan ibaretti. Fiziksel olarak zamanda yolculuk yapabilme fikrinin yanı sıra Pegasus projesi iki yeni teknolojinin yaratılmasına da yardımcı olacaktı. Bunlar bir hologram olarak ışınlanma ve zamanda geriye gitme yeteneğiydi. Andrew, CIA ile çalıştığı zamanlara dair çılgın hikayeler anlattı ve şimdiki hedefinin devlet başkanı olmak olduğunu söyledi. Böylece projeyle ilgili tüm bilgilerin gizliliğini kaldırabilecek ve teknolojiyi kitlelere ulaştırabilecekti. Eğer bu proje gerçekleşseydi, tarih tamamen değişebilirdi. Asıl korkutucu olan şey ise Andrew'un doğruyu söyleyip söylemediğini asla bilemeyeceğimiz. Zira hükümet, geçmişi değiştirerek geleceği etkilese bile biz bu değişikliklerin farkında olmadan yaşayıp gideceğiz. 1 numara. Andrew Carlson. 2003 yılında Andrew Carlson isimli bir adam ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından tutuklandı. Carlson görünüşe göre yaklaşık 126 adet yüksek riskli hisse senedi işlemi yapmış ve bu işlemlerin her birinde çok büyük karlar elde etmeyi başarmıştı. Başlangıçta yaptığı 800 dolarlık yatırımı anında 350 milyon dolara çevirmeyi başardı. Elbette yaptığı işlemler dikkat çekti ve sonucunda 4 saatlik bir sorguya alındı. Carlson, tam 250 yıl sonrasından gelen bir zaman yolcusu olduğunu ve gelecekteki piyasa eğilimlerine bakarak bu hisse senetlerini doğru bir şekilde alıp satabildiğini iddia etti. Hatta Amerika'nın uzun yıllardır peşinde olduğu Üsame Bin Laden'in bulunduğu yerle ilgili ayrıntıları hapis cezasının düşürülmesi karşılığında açıklayacağını söyledi. Ayrıca AIDS tedavisi hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunu da iddia etti. Bununla da kalmayarak ABD'nin Irak'ı işgal ettiği tarihi doğru tahmin etmişti. Kayıtlara bakan polis, adamın tutuklanmasından 3 ay öncesine kadar bir veri girişi olmadığını gördü. Ne doğum belgesi, ne kimlik, ne de herhangi bir yasal işlem vardı. Onun durumunu daha da tuhaflaştıran şey ise hapishaneden kefaletle geçici olarak salıverilmesiydi. Ancak serbest bırakılır bırakılmaz ortadan kayboldu ve bir daha hiç görülmedi. Peki, bu geçmişi olmayan adamı 1 milyon dolar karşılığında kim kurtarmıştı?
Bu hikayeler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hepsinin mantıklı bir açıklaması var mıdır? Yoksa bu insanlar bir şekilde zamanla yolculuk etmiş olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.